tahammül sınırlarını aşan seviyelere geldi gördüğünüz üzere kur. Bütün bir millet olarak hepimizi ilgilendiren boyutlarının artık olduğunu görüyoruz. 2001 kriziyle bu kriz birbirine benzemiyor. Zaten eğer 2001 krizi gibi bir altyapımız olsaydı, bankacılık sistemimiz olsaydı bu kur seviyesi şu anda her şeyi yerle yeksan etmişti. Bu kur seviyesi ve bu yaşanan finansal göstergeler ekonomik temellerle izah edilemiyor. Bankacılık sisteminde açık pozisyon yok. Türkiye çift basamaklı cari açık oranına ulaşırken petrol fiyatları da ortalama olarak varil başına 130 dolarlardayken Türkiye kur hata yemedi. Biliyor. Şimdi bunların her ikisi de neredeyse yarılarında 70'lerde. Şimdi kur hata yiyor. Nasıl izah edeceksiniz bunu? Bunu ekonomiyle izah edemezsiniz. Onun için spekülatif atak, onun için bu konuları konuşuyorum, ifade ediyorum. Hem Merkez Bankası'nın zamanlı olarak hem de BDDK'nın üzerinde çalışılan tedbirler de dahil olmak üzere koydukları müdahale gayet net. Bunun piyasalar üzerinde de olumlu etkileri olacağını düşünüyorum. Bir dolar tasarruf sahikiyle tasarruf hesabım olmamıştır. Durum bu iken Ayşe teyzenin ne işi var dövizle, dolarla? Bilmedikleri sularda yüzmesinler. Dolarla, euroyla, gelir, gider, harcama, taahhüt, borç neyse bir ilişkileri yoksa almak, satmak gibi riskli işlerle uğraşmasınlar.